Anadolu'nun Marmara bölgesinin Şirin ilçesi Hendek'teyiz. Hendek 74 bin nüfusu olan çok önemli bir bölgemiz. Bu nüfusun 44 bin kadarı şehir merkezinde yaşıyor ve son yıllarda Hendek çok ilginç gelişmelere, çok önemli gelişmelere sahne olan bir ilçemiz. Bu şehirde işsizlik sorunu çözülmüş. Bu şehirde pek çok sosyal sorumluluk projeleri gerçekleşiyor ve bu şehir gerçekten pek çok alanda önemli projelere öncülük yapıyor. İşte bugünle o öncü projelerden birini yaşıyoruz. Burada şu anda Diyarbakır'dan gelen çeşitli liselerde okuyan 100 kadar öğrenci Hendek Belediyesi'nin misafir olarak burada bulunuyor ve burada bulunma sebebi de oldukça manidar, çok anlamlı. 11 yıl önce hain bir pusu sonucu katledilen, şehit edilen Ali Gaffar Okan, Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan'ın anısına bugün düzenlenen etkinliklere Diyarbakır'dan da bir heyet katıldı. 100 kadar öğrenci katıldı ve şehit polisi rahmetle, dualarla yad ettiler. Şu anda Sayın Başkan'la, Ali İnci ile birlikteyiz. Sayın Başkan, siz bu etkinliği, bu anma, yad etme etkinliğini her yıl yapıyorsunuz ve buraya her yıl Diyarbakır'dan gençler geliyor, öğrenciler geliyor. Bunun önemi nedir efendim? Biraz öneminden bahsedebilir misiniz? Şimdi tabii her yıl yapmış olduğumuz bir etkinlikti Seyfullah Bey. Özellikle şu anda bizi izleyen çok değerli izleyicilerime saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Şimdi Ali Gaffar Okan bir farklı bir kimlikti, farklı bir olaydı. Biz bu etkinlikleri yapıyorduk ama bunun daha genişletilmiş, daha şeyini 2009'da Başbakanımız demokratik açılım üzerinde hassasiyetle durdu. Belirtti demokratik açılımla alakalı. Biz o zaman bu işe daha farklı bir açıdan baktık. Çünkü demokratik açılımı Ali Gaffar Okan 2001 yılı öncesinde başlatmıştı. Bunu devam ettirmek lazımdı Hendek olarak. Yani açtığı yoldan yürümek lazımdı. Başbakanımızın emriyle herkes elini taşın altına koysun kelimesiyle biz de Hendek olarak 2009'da ilk yaptığımız icraat Diyarbakır'da iki tır gıda yardımıyla ihtiyaç sahipli insanlara Ramazan ayında ve Diyarbakır valisi şu anda İstanbul valimiz olan Hüseyin Bey'le ortak proje gerçekleştirerek Diyarbakır Valiliğini ve arkasından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni, sivil toplum örgütlerini, esnaf odaları ve ticaret odasını olmak üzere yine öksüzlerin bulunduğu yeri ve engelli ve özürlerle alakalı buradan sandalyeler getirdik. Onları da ziyaret etmek kaydıyla bir program gerçekleştirdik. Demokratik açılımı başbakan dedi ki herkes elinden geleni yapsın. Bunu biz bir emir olarak aldık ve aldığımız emiri de yerine getirdik. Ve buradan gittiğimiz zaman... Kardeşlik ve barış projesi. Tabii ki. Yani demokratik açılım adı o zaten. Bir kardeşlik projesi. Batı ile Doğu'nun arasındaki empati kurmadır. Ve oradaki yanlış düşünceleri ortadan kaldırmadır. Batı'daki Doğu'ya karşı olan yanlış düşünceleri ortadan kaldırmadır. Yargılar var değil mi? Bazı yargıları ortadan kaldırmadır tabii ki. Biz bu yapmış olduğumuz gezide Diyarbakır'da 1500 kişiye yemek verdik. Ve çok güzel bir iftar yemeği oldu. O zaman orada Diyarbakırlı hemşerilerime dedim ki buradan giderken 33 kişiyle gittik. 15 tane gazeteci vardı. Ayrı ayrı siyasi görüşlerden insanlar vardı. Sivil toplum örgütlerimiz vardı. Hepsinin başkanlarını getirdik. Üniversiteden öğretim görevlileri vardı. O gittiğimiz heyette 2009'da. Yemekte şunu söyledim. Bakın değerli dedim Diyarbakırlı hemşerilerim. Ben Diyarbakır Dicle'de öğretmenlik yaptım. Bugün buraya gelen heyet gelirken ayrı düşüncelerle geldi. Ama sizi gördü, tanıdı. Ve sizinle hasbihal oldu. Fikir ve düşünceleri değişti. Osman Baydemir'le görüştüler. Fikir ve düşünceleri değişti. İyi bir empati oldu. İyi bir şey oldu, kaynaşma oldu. Arkasından tabii 7 tane şehit çıkınca bize veryansın yaptılar. Ya kardeşim biz bunları ortadan kaldırmak için oraya gittik. Kardeşliği ortaya koymak için Diyarbakır'a gittik. Yani başbakanımızın emriyle söylediği sözle birlikte. Gittiğinde teröristle halkı da ayırt etmek lazım, karıştırmamak lazım. Kesinlikle. Velhasıl arkasından geldikten sonra ikinci yıl dedik ki Ali Gaffar Okan'a orada gezdiğimizde esnafın dükkanında bakıyorsun Ali Gaffar'ın resmi var. Atatürk'ün resmi gibi Ali Gaffar'ın resmi var. Evlerinde Ali Gaffar'ın resmi var.
bir sempozyum yapalım dedik. Büyük. Sosyoloji bölümleri Türkiye'de bütün üniversitelerinde davet ettik bir sonraki yılda. Ve büyük bir sempozyum gerçekleştirdik. Bunun adına bir kardeşlik hikayesi dedik. Ve bu kardeşlik hikayesi sempozyumu gerçekleştirdikten sonra sempozyumda öne çıkan bazı şeyler vardı. Ve konuşmalar vardı. Diyor ki, oradaki konuşmalardan bir tanesi, Diyarbakır'da diyor, Ali Gaffar Okan öldükten sonra insanlar çocuklarına Ali Gaffar ismini verdi. Niye verdiler diyor. Bunun bir gerekçesi olsa gerek diyor. Konuşmacı hocalardan bir tanesi. İyi bir tespit yapmış. Bu sefer benim aklıma geldi. Biz bir araştıralım bakalım. Ne kadar Ali Gaffar var Diyarbakır'da? Valilikte şu andaki İstanbul valimizi aradım dedim. Sayın valim böyle böyle. Çok memnun oldu. Hay hay başkan dedi araştıralım dedi. O da şaşırdı. O kadar çok Ali Gaffar varmış ki. İlk öğretimde okuyan 8 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında. Dedim valim biz bunlardan 101 tanesini bütün ilçelere denk gelecek şekilde emredin, hendeğe getirelim. Temel Kotil'i aradım. Hava yolları genel müdürü. Dedim Temel Bey ki sayın müdürüm Barcelona'ya sen sponsor oluyorsun. Bir de kaffarlar ol. Ne kaffarı dedi Ali? Böyle böyle. Oldum gitti dedi. 170 tane aileyi bir önceki sene hendeğe getirdik. Ve 101 tane Ali Gaffar getirdik. Yüzlerce var. Hani derler ya bir ölür bin doğar. Ya burada binler doğdu Ali Gaffar. Binler doğdu. Bunun bu somut örneği Diyarbakır'da ya ortada, yaşanıyor. Tabii şu an ortada yani bunu saklanacak bir olayı yok. O zaman yani ne oldu? Nasıl oldu bu olay? Bu çok önemli bir olay. Ben gelen o karde Ali Gaffar'ları mezar başında geçen yıl işte bir Ali Gaffar gitti. Yüzlerce, binlerce Ali Gaffar doğdu dedik. Ve İstanbul'u gezdirdik. İstanbul valimizi ziyaret ettirdik. Sonra Ankara'yı ziyaret ettirdim. Meclis Başkanımız Sayın Mehmet Ali Şahin kendilerine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı'nda vekaleten gelen 101 Ali Gaffar'ı ve ailelerini kabul etti ve onlara çok güzel ikramlarda bulundu. Konuşmalar yaptı huzurda kendisine teşekkür ediyorum. Arkasından bu yılda dedik ki biz bu sevgiyi devam ettirelim. Bu yılda dedik ne kadar liselerde öğrenci varsa 3'er 5'er liselerden alalım. 18 tane liseden 3'er 4'er öğrenci olmak üzere 100 tane öğrenci buraya geldi. Polis okulundan da, Gaffar Okan Anadolu Lisesi'nden de bütün liselerden öğrenciler geldi. Ve onlar burada şimdi çok iyi duygularla ayrılacaklar. Sizler de gördünüz, izlediniz. İnşallah gittikleri zaman bu empatiyi biz genişleteceğiz. Herkes üzerine düşeni yapsın, bu sorunu çözeriz biz. Herkes samimi olsun, bu ülke hepimizin. Bu ülke güçlü bir ülke olmak zorunda. İşte Fransa'daki olayı gördük. Bizim başka dostumuz yok. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan herkes Türk milletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir parçasıdır. Ayrılmaz parçasıdır. Herkes şunu düşünmesi lazım. Ben bir ayrılmaz parçayım. Hiç kimse ben Kürt'ten, Kürt anadan, ben efendim Abaza bir anadan, Çerkez bir anadan, Hendek'te bizim bunlar hiç yadırganmıyor. Hendek'te Abaza da var, Gürcü de var, Roman da var, Kürt de var, Macir de var, Arnavut da var. Karadenizli de var, Laz da var. Ya inanın Türkiye'de hangi gruptan, nereden insan var Hendek'te yaşıyor. Ama kardeşlik içinde yaşıyoruz. Hendek hepimizin, Türkiye hepimiz. Biz bunu yapmak zorundayız. Herkes üzerine düşeni yapsın. Ve bulundukları görevlerin hakkını versinler Ali Gaffar Okan gibi. Bak Ali Gaffar Okan şu anda arkadaşları onu bırakmıyor. Bugünkü şeyde gördüm bütün arkadaşları gelmiş, emniyet müdürleri gelmiş. 11 yıldır geliyor. Bu büyük bir sevgi. Öyle ufak değil. Bir yıl gidersiniz arkadaşınızın cenazesine, 2 yıl. Adam babasının cenazesine girmiyor, yıllar geçiyor. Ama her yıl 24 Ocak oldu mu Ali Gaffar Okan'ın sevenleri buraya geliyor. Dolu dolu bir toplantı yapıyor.